Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 11. sınıf geometri konu anlatımına başlıyoruz. Evet giriş videosunda da söylemiştik ki giriş videosunu izlemeyen arkadaşlar kesinlikle izlesin. Çünkü orada 11. sınıflarla alakalı güzel şeylerden de bahsediyorum. Ne demiştik giriş videosunda? Mert Hoca ile birlikte hareket edeceğiz. Yani Mert hocam matematik kısmını geometri kısmını da ben anlatacağım dedik ve şu an karşınızdayım. Yani al gülüm ver gülüm yapacağız. Şimdi topu ben aldım ve sizlere analitik geometri anlatmaya geldim. Evet bu videoda ne yapacağız? Bu videoda noktanın analitik incelenmesinin ilk kısmından bahsedeceğiz. Toplamda 3 sayfa. Bu sayfalara yani bunun PDF'ine bu videonun PDF'ine nereden ulaşacaksınız? Videonun açıklama kısmında link var. Oraya tıkla. 11. sınıf dosyasına gir ve Kasım 4. haftasına tıkla. Orada PDF'ler olacak. Videolar eklendikçe onların da PDF'leri eklenecek. Zaten Mert hocadan dolayı bunu biliyorsunuz. Şimdi derse başlayacağım ama derse başlamadan önce şunu söyleyeyim. Geometride arkadaşlar bazı kanun atımları uzayabiliyor. E, bu da uzun derslerden biri olacak. Genelde böyle 15-20 dakikada dersleri halletmeye çalışıyoruz ama e, bazı derslerin bir bütünlük içerisinde olması lazım. O derslerden biri de bu. Büyük ihtimalle 40 dakika falan sürecek video. Haberiniz olsun. Ama bundan da korkmayın. Çünkü size bir içerik sunuyoruz ama eğlenmeniz için bir içerik sunmuyoruz. Ders çalışmanız için bir içerik sunuyoruz burada. Yani size özel ders vermek için karşınızdayım. Düşünsenize bir özel ders öğretmeni gelse en az bir saat yanınızda oturmuyor mu? E bana 40 dakika dayanacaksınız sadece öyle düşün. Ki ben burada özel dersten fazlasını size veriyorum. Her şeyiyle anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. O yüzden bazı videolarımız uzun olacak. Ha bu serideki şeyler hangi okullara uygun diye soracak olursanız her okula uygun. Yani öyle bir şey yaptık ki planlama yaptık ki öyle bir sorular hazırladık ki hepsini tek tek inceledik her kalıp soruyu koyduk. Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi ya da Fen Lisesi öğrencisi rahatlıkla bu videoları izleyebilir. Rahatlıkla her okuldaki öğrenci benden özel ders alabilir. Hadi özel dersi almaya hazır mısın? PDF'ini çıkart, masanın üstüne koy ve hadi bakalım özel derse başlayalım. Analitik düzlemle konu anlatımına başlayalım. Analitik düzlem demek buradaki yazıyı okursunuz. Ben size kabaca bir şey söyleyeyim. İki tane sayı doğrusunun dik kesmesinden oluşan düzleme biz dik koordinat düzlemi diyoruz. Burada analitik düzlem adını da veriyoruz. Yani bu X ekseni yatay olan eksen, dikey olan eksene de biz ne diyoruz? Y ekseni adını veriyoruz. Bunların kestiği yer sıfıra 0, 0 noktasıdır. X ekseninin sağ tarafı artı 1, artı 2, artı 3 sonsuza kadar gidiyor. 1, 2, 3 şeklinde. Sol tarafı da eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde eksi sonsuza kadar gidiyor. Peki Y ekseninde ayrı bir sayı doğrusu. Üst taraf artı yani 1, 2, 3. Alt tarafta eksi yani eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidiyor. Bu şekilde tanımlanıyor. Ve bunlar nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Artık biz R karede çalışacağız. Önceden bir noktaya ne diyorduk? Mesela 3 diyorduk ya da 5 diyorduk. Şimdi ne diyeceğiz? R karede çalıştığımız için iki boyutlu bir düzlemde çalışacağız. 3'e 5 noktası yani noktalarımız ikişerli olacak arkadaşlar. Ha bu nokta mesela A noktası. Hocam 3'e 5 noktası ise mesela burası. Ya da x1 virgül y1 noktası ise. Bu noktanın x1'i neresi y1'i neresi? x1'i x eksenindeki yani yatay eksendeki böyle dikey çizdiğin zamanki gösterdiği noktadır. Y1'i de dikey eksendeki dik çizdiğin zamanki gösterdiği noktadır. Evet burası x1'dir burası y1'dir. Bu aynı zamanda apsistir. Apsisi x1. Bu aynı zamanda ordinattır. Ordinatı y1. Yani x eksenine biz aynı zamanda apsisler ekseni, y eksenine de aynı zamanda ordinatlar ekseni adını da veriyoruz arkadaşlar. Noktalarımız artık ikişerli. Şimdi bu ikinci bölgede bir nokta olursa mesela şöyle geldin, şöyle geldin. Hocam burası eksi -2'yi gösteriyor, burası da 2'yi gösteriyor. İşte burası eksi -2'ye iki, eksi 2 iki noktası olarak adlandırılıyor. Aklında bulunsun. Peki bunların kestiği yer nedir? Sıfır noktasıdır. Yani orijin noktasıdır. Orjin noktası da nedir? Sıfıra 0 sıfır noktası diye geçiyor arkadaşlar. Peki biz buradaki noktalardan bahsettik. Eyvallah. ikişerli bir şekilde bahsettik. Buradaki nokta nedir diye söyleyecek olursanız mesela atıyorum burası 7 ise hocam 7 diye yazdık. İkili yazmadık. Aslında bu da ikildir. X eksendeki sayısal değeri. Aha zaten 7 burası. Y eksendeki sayısal değeri nedir? Hop geldiğin zaman nereye gösteriyor? sıfıra gösteriyor. 7'ye 0 noktasıdır aslında bu. Ya da şuradaki nokta mesela 5 olsun. Hocam bu 5 x eksenindeki sayısal değer nedir? Hop dikey eksene baktın. Dikey eksende 0 gösterdi. Y eksendeki sayısal değer de zaten y de 5'i gösteriyor. Direkt üstünde 0'a 5 noktası diye olur arkadaşlar burası. Tamam. Evet. Bak burada absisin x1 olduğu, ordinatın y1 olduğu, başlangıç noktasında orijin olduğu zaten burada da söylenmiş yine. Şimdi örneğe bakalım. Ne diyor? A noktasının apsisi 4 ordinatı eksi 3'tür demiş. Arkadaşlar A noktasının apsisi 4 ise apsis dediği x ekseniydi yani burası. Burası 4 ordinatı da eksi 3'müş yani burası da eksi 3. E o zaman k eksi 1 eşittir 4 ise k'yı buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Buradan p artı 2 eşittir 3 ise p'yi de buradan daha doğrusu eksi 3 ise p'yi de buradan eksi 5 buluruz. Bizden ne isteniyor? Bizden k artı p isteniyor. k artı p de kaç yapar? 5 ile eksi 5'in toplamı yapar. Yani 0 yapar. Örnek 2'ye gelelim. Şekildeki dik koordinat sisteminde A noktasının apsisinin 2 katı 2 katın apsis. Apsis neresi? Eksi 1. Ordinat neresi? 3 değil mi? Evet. Apsisin 2 katına apsis yapacak. Apsisin 2 katını alıyor o zaman. Eksi 2 yapıyor. Sonra ordinatının 3 katında ordinat kabul eden. Ordinatı 3. Ordinatın 3 katında 9 mu yaptı? Evet. Noktamız ne oldu? Eksi 2'ye 9 noktası oldu. İşte kabul eden nokta B, M artı 1'e n eksi 2 olduğuna göre demiş. Arkadaşım bu nokta neydi? Eksi 2'ye 9 noktasıydı. Yani M artı 1 eksi 2 bir de n eksi 2 de ne? 9 olacak. M buradan eksi 3 olur. Çünkü artı 1 eksi 1 diye geçince eksi 2 eksi 1'den eksi 3 yapar burası. N de buradan kaç yapar? Artı 2 diye geçti buraya. 11 yapar. 9 artı 2'den 11 yaptı. Bizden ne isteniyor? M eksen isteniyor. M'i kaç bulduk? Eksi 3 eksi. Buradan N de 11 olduğundan dolayı cevabımız eksi 14 diye çıkar arkadaşlar. Evet örnek 2'nin cevabı da böylelikle eksi 14 oldu. Geldik örnek 3'e diyeceğim ama burada bir özellik var. Dik koordinat sisteminde A noktasının x eksenine olan uzaklığı y1 mutlak değer y1. Y eksenine olan uzaklığı da mutlak değer x1 diye tanımlanmış. Bak sen şu işe. Ezberleyeceğiz mi hocam? Evet, analitik geometride çok ezber var kardeşim. Deyip ben ezbere gitsem olur mu? Olmaz tabii ki. Her şeyin mantığını vereceğiz. Ezber, ezber yok. Ha hani ezberleyici yani tanım olarak bilmemiz gereken yerler tabii ki olacak ama abicim her şeyi de şurası halledemez ki. Yani benim tavsiyem şu. İlk başta nereden geldiğini hep göster, göster, göster. 10. seferde gösterdiğin zaman zaten aklına girmiş olur. Yani ister istemez ezberlemiş olursun. Ama kendini öğren. Mesela birlikte öğrenelim. Şu şekilde analitik düzlemi çizdik. Buradaki A noktası x1 virgül y1 olsun. Şimdi bu A noktasının x1'i x eksenindeki sayısal değeri y1 de buradaki y eksenindeki sayısal değeri olduğundan dolayı. Burası y1 burası da x1 diyoruz. Burası da 90 derece burası da 90 derece. Hatta burası da 90 ya burada bir dikdörtgen oluştu. A noktasının x eksenine olan uzaklığı neresidir? Burasıdır. Hocam bu uzunlukta şu uzunluğa eşittir. Mesela burası 7 ise o sıfıra olan uzaklığı 7 değil midir? Yani buradaki uzunlukta Y1 yapıyor. O zaman burası Y1 yaptı. A X80'in olan uzaklığı Y'si yaptı. Yani Y1 yaptı. Tam doğru mu? Değil. Ya burası eksi 5'e eksi 7 olsaydı uzaklığa eksi 7 mi diyecektin? İşte olmadı değil mi? Arkadaşlar uzaklık deyin diye işin içine mutlak değer girer. Negatif bir uzaklık olamaz. O yüzden burada Doğru olan tamam birinci bölgedeyken yani bu bölgedeyken yani sayılar pozitifken y1 diye geliyor ama mutlak değerci düşünmeliyiz. Yani bu uzunluk mutlak değerci olması lazım. Sonra burada y eksenine olan uzaklığına bakalım. Buradaki uzunluğa eşittir. E buradaki uzunlukta x1'e eşit olduğundan burası da x1 değil midir? Evet ama uzaklık olarak düşünecek olursak o da mutlak değer x x1 şeklinde olmak zorunda. Yani x eksenine olan uzaklığı Y'sinin mutlak değeri y eksenine olan uzaklığı da x'inin mutlak değeri diyoruz. Geçiyoruz ama ezberlemiyoruz. Kendi sorularda göster göster göster. Sonra otomatikman zaten ezberlersin. Tamam. Evet örnek 3'e bakalım. Analitik düzlemde A noktasının x eksenine olan uzaklığı 2 birim. Bak şimdi. A noktasının x eksenine olan uzaklığı 2 birim. x eksenine olan uzaklığı hocam bu. Diye düşünebilirsiniz. Ama hangi bölgede olduğunu bilmiyorsunuz değil mi? x eksenine olan uzaklığı düşün. Şurada düşün kardeşim x eksenli olan uzaklığı hani x virgül y'yi düşün. x eksenli olan uzaklığı hop hocam burası y burası x. Burası x olduğundan dolayı şuradaki uzunluk y'dir. x eksenli olan uzaklığı y'sidir. Yani iki birim neye eşit olacak? P artı 1'e. Yalnız P artı 1 değil uzaklık girince işin içine ne giriyor? Mutlak değer giriyor. P artı 1 kaçmış? 2'ymiş. Sonra y eksenli olan uzaklığı da y eksenli olan uzaklığı da şurası değil mi? E burası da x olduğundan dolayı burası da x'tir. Yani apsidir. O zaman apsisini düşüneceğim. Buradan k eksi 1 de neye eşitmiş arkadaşlar? Uzaklık olarak dediği için mutlak değerini almalıyım. Mutlak değer k eksi 1 3'e eşit olmak zorunda. E buradan mutlak değerce p 1 2 ise bunun iki tane değeri vardır. Ya p artı 1 2'ye eşittir ya da p artı 1 2'ye eşittir. Buradan ya p eksi artı 1 gelir ya da p 3 gelir. Burada da iki değerini düşünelim. K eksi 1 eşittir 3'tür. K buradan 4 gelir. K eksi 1 eşittir eksi 3'tür. K buradan eksi 4 gelir mi? Gelir. Hayır. Eksi 2 gelir mi? Gelir. Şimdi düşüneceğiz. Arkadaşım K çarpı P'nin en büyük değeri isteniyor. Hocam biri pozitif biri negatif seçersek çarpımlar negatif olur. Küçük değerini bulmuş oluruz. Ya her ikisini de pozitif seçeceğim ya da her ikisini de negatif seçeceğim. Her ikisini pozitif seçersem ya buradan 1 çarpı 4 yapar ki bu cevap 4 olur. Ya da her ikisini de negatif seçersem 1 eksi 3 1 eksi 2 dersem eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı ne yapıyor arkadaşlar? O da 6 yapıyor. İşte çarpımların en büyük değeri isteniyor. En büyük değeri de kaç yapmış olur o zaman? 4 değil. Yani illa pozitif sayıların çarpımı en büyük olacak diye bir şey yok. Negatif iki sayının çarpımı da pozitif yapıyor. Onlara da bakmamız lazımdı ki bakınca negatif iki sayının çarpımı çok da güzel bir şekilde 6 çıktı. Yani cevabımız böylelikle 6 olmuş oldu arkadaşlar. Geldik örnek 4'e. Şekildeki dik koordinat sisteminde k noktasının x eksenine olan uzaklığı 8 birim. Bak dostum şimdi dikkatli izle. Y eksenine olan uzaklığı da 4 birim. Ya şekil verilmişse şekli yorumla. İlla böyle deme ezbere yapmaya çalışma. Hocam k noktasının x eksenine olan uzaklığı 8 ise o zaman y'si 8'dir ya da x 8'dir diye düşünebilirsin. Ya, bırak bu işleri ya. Şekil var burada. Adam sana ne diyorsa şekil üzerinde göster. Yağdı üstünde analitik geometri. Analitik de kaçacaksın. Geometri de kaçacaksın işin içine. E ne diyorsa yapalım. K noktası var mı burada? Var. X eksen olan uzaklığı 8 birim diyor. Al göster. Hop gösterdim. Yani ezbere bir şeylerle bir şey elde edemezsin. Mantığını katacaksın. Hop burası hocam. Burası kaç birim? 8 birim. Sonra? Sonra da Y eksen olan uzaklığına bakacağız. Y eksen olan uzaklığı da şu verilmiş. Hocam burası da 4 verilmiş. E tamam şekil yorumlayacağız. Zaten bizden KP uzunluğu isteniyor. Bir de KP ile OP birbirine eşit verilmiş. Bak sen şu işe. Öncelikle dörtgen burası da dörttür. Sonra şuraya bir A diyecek olursam. Hocam şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit verilmiş. Burası da A artı 4 değil mi? Evet. E hocam ne çıktı burada? Pisagor. E Pisagor çıktıysa yap işlemini kardeşim. Bak dik üçgen var ki ben araya gireyim şunu söyleyeyim. Arkadaşlar geometrinin Baba konuları nedir biliyor musunuz? Dik üçgen ve benzerlik. Çünkü bütün geometri neredeyse dik üçgen ve benzerlikten oluşur. O yüzden size tavsiyem şu. Dik üçgen ve benzerlik konularını şu video bittikten sonra şöyle bir göz gezdirin. Zaten bu videonun içerisinde bunlarla ilgili çok işlem göreceksiniz zaten biraz sonra. Dik üçgen ve benzerlik bizim için gerçekten ama gerçekten çok önemli. Tamam ben dik üçgene böyle soruların içerisinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Ya da benzerlik geldiği zaman detaylı bir şekilde anlatacağım. O ayrı bir konu ama ekstradan siz de çalışırsanız sizin açınızdan çok çok daha iyi olur. Bu tavsiyeme lütfen ama lütfen uyun. Çünkü koca geometrinin temeli dik üçgen ve benzerlik arkadaşlar. Her konuda karşımıza çıkıyor. Buyurun analitikte bile karşımıza çıktı. Neyse Pisagor çıktı Pisagor'u yap. A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi. Aç bakayım bunu. A kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı 8A artı 4'ün karesi 16 eşittir. A kare artı 64 oldu. A kareler nanay oldu. 8A eşittir 48 oldu. Buradan da A kaç geldi? 6 geldi. E o zaman A 6 ise burası da kaç yaptı? 10 yaptı. KP uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Evet. KP uzunluğu da nedir arkadaşım? A artı 4 olduğundan cevap da kaç yaptı? 10 yaptı. Şimdi ben burada işlem yaptım ama Böyle T, 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 dinlerken göreceksiniz. Ben bunlarda çok fazla işlem de yapmıyorum. E, hisset kardeşim diyorum. 8 varsa 6, 8, 13 kendidir diye hissedip yapabiliyoruz. Ama sizi okul sınavına çalıştırdığım için hani burada hissetmeden normal bu yolla da yapılabildiğini de gösteriyorum arkadaşlar. Normalde biz bu kadar uzun yoldan yapmayacağız. Büyüyünce. Hani lise sona geldiğimizde bunu size iyice öğreteceğim. Hiç merak etmeyin. Evet örnek 4'ü böylelikle 10 bulduk arkadaşlar. Şimdi geldik. Nereye? Geldik bölgelere. Arkadaşlar analitik düzlem 4 bölgeden oluşur. Birinci bölge şuradan başlayıp pozitif yönde yani saat yönü tersinde git. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor arkadaşım. Burada birinci bölge artı artı, ikinci bölge eksi artı, üçüncü bölge eksi eksi, dördüncü bölge ya artı ya eksi deme. Belki bunu trigonometreden alışkınsınız tamam ezberlediniz ama ezber yapma. Niye? Kardeşim birinci bölge burası. Bak Hocam birinci bölge bak apsis hani burası artı 1 artı 7'ye gitmiyor muydu? Burası da eksi 1 eksi 2 diye gitmiyor muydu? Burası artı 1 artı 2 burası da eksi 1 eksi 2 diye zaten biliyorsun sen bunu. E o zaman bak buradaki noktaya sen buradaki noktaya bakacak olursan apsisi artı ordinata artı artı ya artı o zaman. Buraya bak ilk önce x eksene de artı ordinata eksi pardon apsisi eksi ordinata artı bak eksi artı. Buraya bak apsis de ordinatta eksi. Buraya bak Apsis artı ordinat eksi oluyor. İşte ezberlemeden de kendin çıkartabiliyor musun bunu? Çıkartabiliyorsun. Gördüğünüz üzere. Evet o zaman biz de ezberlemeyeceğiz. Peki hocam bu aynı zamanda ne demek? Hani x virgül y gibi bir nokta diyecek olursak buraya aslında bu demek artı art demek x büyük sıfır y büyük sıfır demek. Bu aynı zamanda eksi artı ya x küçük sıfır y büyük sıfır demek. Bu eksi eksi hem x sıfırdan küçük hem de y sıfırdan küçük. Bu ne demek? x büyük sıfır y büyük sıfır demek. Bak eşitlik yok. Ne demek istiyorum? Bak şurada biraz sonra bahsedilir büyük ihtimalle de. Şuradaki nokta mesela arkadaşlar. Bu nokta nerededir? Birinci bölgede midir? Dördüncü bölgede midir? Ya da şuradaki nokta nerededir? Birde midir? İkide midir? Hocam hem bir hem hem üç, dördüncü bölge ya da şuradaki nokta hem birinci bölgede hem ikinci bölgede diyenleriniz belki olabilir ama değil. Arkadaşlar bu noktalar herhangi bir bölgede değildir. Bölgede tanımlanması için ne olacak bak x büyük 0 y büyük 0 şeklinde olacak. Buradaki noktalar ne olacak hocam bu eksen üzerinde bir noktadır. Bu x ekseni üzerinde bir noktadır. Bu y ekseni üzerinde bir noktadır. Hatta bak videonun başında da söylemiştim. Şuradaki nokta mesela 7 noktasıysa bunun apsi nedir? Şu x eksenindeki sayısal değeri zaten 7. Y eksenindeki sayısal değer bak dikey eksende 0 gösteriyor. 7'ye 0 noktası yaptı. Ha, demek ki x eksen üzerindeki bir nokta herhangi bir bölgede değilmiş. Ve x eksen üzerindeki bir noktanın ordinatı 0'mış. Y eksen üzerindeki bir nokta mesela burası 6 ise. Hocam x eksendeki sayısal değer bak sıfır gösteriyor. 0 gösteriyor 0'a. Y eksendeki sayısal değerde zaten direkt 6'yı gösteriyor. 0 6 noktası yani y eksen üzerindeki bir noktada ne oldu? Ordinatı 6 oldu. Yani apsisi sıfır oldu arkadaşlar. Buna da dikkat edin lütfen. Evet. Dik koordinat düzleminde dikkat demişiz. X ve Y eksenleri üzerindeki noktaların bölgesi olamaz. Zaten bundan bahsettik. Şimdi gelelim şuraya. Örnek 5 ne demiş? Bu nokta demiş analitik düzlemin ikinci bölgesinde. Ezber yok. İkinci bölge burası. Hocam apsisi negatif ordinatı pozitif. Eksi y artı olacak o zaman. Bitti. Hocam bu eksi bu artı. Tamam. A kare çarpı B. Ne olacak? Eksi olacak. Hocam bu eksi ise bu komple a kare yani bir şeyin çift kuvveti pozitif olacağından dolayı bu pozitiftir. O zaman b kesinlikle ama kesinlikle nedir? Artıyla neyi çarparsam eksi yapar? Eksiyi. O zaman b'ye eksi bulduk. Peki sonra öbürüne bakalım şimdi. Hocam a küp ve b üzeri 5 ne olması lazımmış? Artı olması lazımmış. B eksiydi. B eksi ise eğer eksinin tek kuvveti yine nedir? Eksidir. Sen eksiyle neyi çarparsan artıyı elde edersin. Eksiyi a küp eksi olur. A küp eksi ise de a da nedir? Eksidir. O zaman biz ne bulduk arkadaşlar burada? A'yı da eksi bulduk. B'yi de eksi bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? B noktası yani A çarpı B'ye A artı B isteniyor. Bak şimdi A eksi B de eksi. Eksi ile çarpımı nedir? Artıdır. Burası artı yaptı. Eyvallah. Sonra bu negatif bu negatif. Negatif 2 sayının toplamı. Nedir negatif 2 sayının toplamı? Hocam eksi 5 ile eksi 7'in toplamı ya da eksi 1 ile eksi 1'in toplamı. Hep negatif yapmaz mı? Yapar. O zaman burası da eksidir. Ben neyi arayacağım şimdi? Artı eksi. Hocam artı ya eksi. Yani nereye düştü? Bu bölgeye düştü. Bu bölge kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. O zaman bizim cevabımız ne oldu? Dördüncü bölge oldu arkadaşlar. Bu sorunun cevabı. Ve geldik örnek 6'ya. Ne diyor? A noktası analitik düzlemin dördüncü bölgesinde olduğuna göre. Şimdi dördüncü bölgesinde ise dördüncü bölge ne demek? Düşünüyoruz şimdi dördüncü bölge burası. Hop artıya eksi mi oldu? Evet artıya eksi oldu arkadaşım. Hocam bu artı olacak bu eksi olacak. Yani 3 eksi n büyük 0 olacak. Buradan 3 büyüktür n olacak. Hatta n küçüktür 3 demektir bu. Öbürüne bakalım. M artı 2 küçük 0 olacak. M küçüktür eksi 2 olacak. Tamam. Buradan n küçüktür 3 m küçüktür eksi 2. Şimdi sen böyle dersen m artı n n'in alabileceği en büyük değer nedir diye sorulduğunda. Eğer sen şöyle yaparsan m ile n n'in alabileceği en büyük tam sayı değer soruluyor bize. O zaman m'nin en büyük değerini yazayım. m'nin en büyük değeri nedir? Hocam m'nin en büyük değeri eksi 2'den küçük ya eksi 3'tür. Sonra artı n'nin en büyük değeri de 3'ten küçük ya 2. Cevap kaç dersin? Eksi 1 dersin. Zortingen. Olmadı. Niye? Bu yanlış. Soru kökünde sana m ve n birer tam sayı diyor mu? Demiyor. İşte bunlar da dikkat etmez gereken şey bu. E o zaman tam sayı demiyorsa senden ne isteniyorsa onu elde edeceksin. Sen ne bulmuştun? M'i eksi 2'den küçük bulmuştun. N'i de 3'ten küçük bulmuştun. Niye tam sayı değer veriyorsun? Verme. Senden ne isteniyor? M artı N. Yani. E topla burayı. M artı N yani eşitsizlik sistemi yani. Küçüktür 1 mi yaptı? Evet. O zaman buradan m artı n en, en küçük hangi değeri almış olur arkadaşım? Birden küçük. Yani sıfır değerini almış olur. Bak sen tam sayı değer vererek en büyük eksi 1 buldun. Ama ben tam sayı değer vermeden en büyük ne buldum? m artı n'in en büyük tam sayı değerini sıfır buldum gördüğünüz üzere. Daha büyüğünü bulmuş oldum yani. Tamam dikkat et buna. Evet böyle m ve n tam sayı demediği sürece bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet geldik. Şöyle bir dikkat demişiz. Dik koordinat sisteminde bundan bahsettim zaten. X ekseni üzerindeki noktaların yeniden bahsedeyim. X ekseni üzerindeki bir nokta. Hocam burası atıyorum 6 nedir? ise nedir? Apsisi 6. Ordinatı nedir bunun? Ordinat da bak şurayı gösteriyor. 0'ı gösteriyor. 0. Yani x eksen üzerindeki bir noktanın ordinatı 0. Y ekseni üzerindeki bir noktanın da mesela burası 7 ise atıyorum. X eksenindeki sayısal değer 0'ı gösteriyor. y yes de 7'yi gösteriyor. Yani y ekseni üzerinde olan bir noktanın da apsisi sıfır olmuş oluyor arkadaşlar. Ezber yapma yine kendini düşün yani burada. Şimdi demiş bir yorum yapacaksın bunlarda. Öyle ezber mezber yok. Mesela analitik düzlemde k a noktası verilmiş. Y ekseninin b noktası da x ekseninin üzerindeymiş. O zaman y ekseni üzerindeki bir noktayı düşün. Y ekseni üzerindeki bir nokta hocam şöyle. A hocam bunun apsisi bak sıfır gösteriyor. İlk önce dikey aşağıdaki x ekseni olan şeyle bakacaksın ya. Sıfıra bilmem ne gibi bir şey. Yani bunun apsisi sıfır olmalı. Peki x ekseni üzerinde olan bir noktada hocam apsisi bilmem ne ordinatı da bak nereye gösteriyor? Sıfır gösteriyor. Sıfır. Bunun da ordinatı sıfır olması lazım. Yani k eksi 1 eşit sıfır. K buradan 1 gelir. P artı 3 eşit sıfır. P de buradan eksi 3 gelir. E bizden ne isteniyor? C noktası k virgül p noktası. Hangi bölgededir? Evet k'yı ne bulduk? 1. P'yi ne bulduk? Eksi 3. 1'e eksi 3 nerede? 1'e eksi 3. Burada kaçıncı bölge oluyor? 4. bölge olmuş oluyor arkadaşlar. Yani cevabımız 4. bölge olmuş oldu. Bakalım örnek 8'e. Ne diyor örnek 8? A noktasının analitik düzlemde 3. bölgede olmadığı biliniyor. Arkadaşlar 3. bölgede olsaydı ne olacaktı? Hocam şurada eksiye eksi olacaktı. Eksiye eksi. Şimdi bu 3. bölgede olsaydı x eksi 2 küçük 0 ve 5 eksi x küçük 0 mı olacaktı? Evet. E o zaman buna bakacağız şimdi. Hocam buna bakacağız da olmadığı bilindiğine göre diyor. O zaman küçük sıfır değil de tersi olacak. Küçüktürün tersi nedir? Büyüktür. Ama küçüktürün tersi aynı zamanda büyük eşittir değil midir arkadaşlar? Evet. Yani eksen üzerinde de olabilir. Üçüncü bölgede değilse eksenler üzerinde de olabilir. O mantıktan da eşittir'i koyabilirsin aslında. O zaman burada da 5 eksi x küçük 0 yazdık ya. Küçük değil tam tersi büyük eşit 0 olacaktır arkadaşlar. O zaman buradan ne geldi? X büyük eşittir 2 geldi. Buradan da 5 büyük eşittir X mi geldi? Yani X'ine bakacak olursak X'in aralığı ne geldi arkadaşlar? 2'den büyük 5'ten küçük. 5'ten 2'den büyük 5'ten küçük şeklinde olacak. Hatta eşit de var. Şimdi bize diyor ki X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Topla kardeşim değerlere. 2 var, 3 var, 4 var ve 5 var. Bunların toplamı da kaç yapıyor? 14 yapıyor. Dolayısıyla örnek 8'in cevabı 14 çıktı arkadaşlar. Ve geldik örnek 9'a. Bakalım ne diyor? Evet bu nokta diyor analitik düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre. Bakalım şimdi ikinci bölge. İkinci bölge nedir? Hocam ikinci bölgede absis negatif ordin ordinat pozitif. Eksiye artı olmak zorunda. Hocam burası eksi burası artı olacak. Tamam. X kare eksi 9 küçüktür 0 olacak. Ve x kare eksi 1 de büyüktür 0 olacak. Hocam buradan x kare küçüktür 9 geldi. x ne ile ne arasında oldu o zaman? x kare 9'dan küçükse 3 ile eksi 3 arasında değil midir? Evet. Buradan da x kare büyüktür 1 geldi. O zaman bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu da şu demek oluyor. x büyüktür 1'dir. Ama aynı zamanda x küçüktür eksi 1'dir de sağlamıyor mu? Mesela eksi 2 yazdığım zaman eksi 2'nin karesi de 4 yapmıyor mu? Sağlıyor değil mi? Evet bu şekilde olduğu zaman da kare alıp bu şekilde diyorduk büyüklükte. Bir büyüktür bir kare aldık. Mesela x kare büyük 9 olmuş olsaydı e, o zaman biz şunu diyecektik. O zaman x büyüktür 3 ve x küçüktür eksi 3 diyecektik arkadaşlar. Tamam. Evet şimdi bir 3 ile eksi 3 arasında geldi. Bir de birden büyük bir de eksi 1'den küçük geldi arkadaşlar. O zaman her ikisini de düşünelim. Bak şimdi. Sen şimdi sayı doğrusunu düşün. Bir Eksi 3 ile 3 arasını buldun. Eksi 3 ile 3 arasını buldun. Tamam. Şuradaki aralık oldu. Bir de ne diyor? X büyüktür 1 diyor. Hocam şurası 1 şurası da eksi 1 olsun. X büyüktür 1 diyor bu tarafı. X küçüktür eksi 1 diyor bu tarafı. Eğer ikisini de sağlayan kısım olmayacak mı arkadaşlar? Eşitsizlik sisteminin en geniş aralığını bulunuz diyor. En geniş aralığı o zaman burası yapmıyor mu arkadaşlar? Bakın tekrar söylüyorum. 3 ile eksi 3 arasında bir eşitsizlik sistemi var burada. E burada da 1'den büyük ve eksi birden küçük olduğunu biliyorum. Birden büyük olan bu taraf eksi birden küçük olan bu taraf. Hem kırmızı hem de mavinin aynı anda kestiği yer neresi? İşte tam olarak burası değil mi? Evet. Tam olarak şurası arkadaşlar. Eksi 1 ve 3 dahil mi? Dahil değil. En geniş aralığı ne yaptı? Eksi 3 ile eksi 1 aralığı yaptı. Eksi 3 ile eksi 1 her ikisinde de dahil olmadığı için Birinde ise birinde dahil değil yani. Birleşim bir de neresi olacak? 1 ile 3 arası olacaktır arkadaşlar. İster böyle yap istersen aynı zamanda reel sayılardan neyi çıkartabilirsin? Şurayı çıkartabilirsin arkadaşlar. Yok reel sayılardan bir şey çıkartma. Yani şunları şunları falan da çıkartmam lazım. Aynen bu şekilde kalması lazım özür. Bu ikisinin birleşimi şudur. Ya da direkt hocam 3'e 3'ten şu şekilde de olabilir aynı zamanda. Farklı bir çözüm yöntemi de. Hani şu 3-3 kapalı aralığından 3'e 3'ten neyi çıkartacaksınız? Şeyi çıkartabilirsiniz. İşte eksi 1 ile 1 aralığını çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Eksi, eksi 1 ya da fark diyebilirsiniz. Fark bu şekilde de söyleniyor. Eksi, eksi 1'e 1 bir aralığını çıkartacaksınız. Tabii çıkartmada şunlar da dahil olsun ki o noktalar cevapta olmasın. Çünkü biz neyi arıyoruz? Şunu arıyoruz. Buradaki noktalar dahil olmayacak. Baştaki noktalar dahil olmayacak arkadaşlar. Ama ne gerek var ya bu kadar da kasmaya? İşte cevap bu kardeşim. Eksi 3 ile 1 arası. Eksi 3 ve eksi 1 her ikisinde de dahil değil. Bir de 1 ile 3 arası. İkisinin toplamı toplama dediğimiz nedir? Kümelerde birleşimdir. Değil mi arkadaşım? Evet aynen öyle. Ve geldik örnek ona. İşte geometri sorularına geldik. İşte geometri bilginizin sınanacağı, test edileceği yere, yere geldik. Bakalım. Ne kadar geometri biliyorsunuz göreceğiz. Şimdi bize demiş ki yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen bilgilere göre C noktasının napsi kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bakalım. Şimdi analitik düzlemde bak biz burada bütünsellik işte ben burada bir sonraki videoyu alamadım çünkü aynı bölgeler içerisinde bunu anlatmak zorundayım ya da koordinat düzleminin içerisinde buna bu soruları anlatmak zorundayım o yüzden. O yüzden video uzuyor. Normalde şimdiye bitmişti. Yarım saate bitmişti. Şimdi bir 10 dakikamız daha var gibi gözüküyor. Bak kardeşim burada ne var? 3'e 8 noktası var. Kardeşim bak şekil sorularında analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenlere olan uzaklarını kullanacaksın veya eksenlere olan uzaklarını bulacaksın. Bu dediğimi sakın unutma. E hocam burada ne verilmiş? 3'e 8 noktası verilmiş. O zaman ben eksenlere olan uzaklarını kullanacağım. Hop x ekseni ve y ekseni. Bak Burası hocam şurası dik olan yer tabii ki. Buradaki noktam 3 buradaki noktam 8. Bu ne demek? Şu uzunluğun 3 olması demek. Bu ne demek? Bu uzunluğun 8 yani buradaki uzunluğun 8 olması demek. E tamam 3'e 8'i kullandın şimdi. Şurayı 3 buldum burayı 8 buldum. Eyvallah şimdi ne yapacaksın? Şimdi geometride bakalım kullanabileceğim bir şey var mı? Ha, tabii ki ne var burada bak. Dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Dikten dik çizilince ökliti kullanıyorduk. E bunun karesi bu çarpı tamamı değil miydi? Yani şu çarpı şu değil miydi? H kare eşittir P çarpı K. Hatırlatıyorum bak. Benim işim size hatırlatmak ama siz yine de şey yapın. Öklit bağıntısı H P K iken H kare eşittir P çarpı K'dı. Birincisi bu. İkincisi büyük dik üçgende büyük dik kenara ait A kare sol tarafa sola dayalı olacak A kare eşittir P çarpı P artı K'ydı. İkinci öklit bağıntısı da buydu. P çarpı P artı K. Üçüncü eklit bağıntısında büyük dik üçgende büyük dik kenara ait. Yani B kare eşittir. Bu çarpı tamamı. Yani B kare eşittir. K çarpı K artı P şeklinde oluyordu. Böyle hatırlatmaları da yapacağım arkadaşlar size. E burada eklit var. H var. P, K. Yani şuraya bir A diyelim istersen. 8'in karesi eşittir. Şu kısım kaç? 4 birim değil mi? 3 birim burada. Eksi 1 noktası olduğundan dolayı burası da 1 bir birim. Toplamda 4 yaptı. E 8'in karesi eşittir. 4 çarpı A diyeceğiz. 4 çarpı A'dan. 64 bölü 4'ten A'yı kaç buluruz? 16 buluruz. Bak cevap 16 değil. Dikkat. A'yı sen 16 birim buldun. Şuradaki uzunluğu 16 birim buldun. Senden ne isteniyor? X'e 0 noktası. Yani şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşım. 16 burada. 3 burada. Toplam 19 mu yaptı? Evet. X dediğimizde ne yaptı arkadaşlar? 19 yaptı. Niye 9 yazdım ben buraya? Cevap 19 oldu arkadaşlar. İşte bu şekilde ama dediğimi unutma. Analitik düzlemde bir nokta isteniliyorsa ya da verilmişse eksenler olan uzaklarını mutlaka mutlaka çiz. Bunu unutma. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki analitik düzlemde OA kenarı x ekseni üzerinde bulunan OABC eşkenar dörtgeninde bak. Eşkenar dörtgen diyor. Abi öyle bakıyorsunuz soruya. Kardeşim adam sana ne diyorsa şekil üzerinde göster. Yani ilk önce biz tanımı uygulayacağız. Tanımı yani ondan sonra şey diyorlar. Hocam ben geometri göremiyorum. O yüzden yapamıyorum. Geometri bir kere görme işi değil. Verilenleri kullanabilme işidir. Bunu ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde anlayacaksınız zaten. Bak verilen bilgileri kullan. Ondan sonra geometri çözemeyeceğim bir şey kalmayacak. Bak adam sana eşkenar diyor. Ula eşkenar diyorsa o zaman bu eşitleri göstersene. Niye öyle durup bakıyorsun. A eşkenar dörtgen. Karşılıklı kenarlar bir de paralel değil mi? Evet. E şimdi bizden ne isteniyor? C noktasını vermiş. Adam C noktasını verdiyse sen C noktasını kullanacaksın. Hocam ne demiştik biraz önce? Bir C noktası varsa ya da bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa ne yapıyorduk? Eksenlere olan uzaklığına bakıyorduk. Hop şöyle. Hop şöyle. Baktın. E hocam eksenlere olan uzaklığını bulduk. 3'e 4 noktası ya burası. E hocam burası 3 birim. O zaman burası 4 birim. Dikdörtgenden dolayı 3 ise burası da 3 değil midir? Evet. 3, 4, 5 üçgenden burası kaç oldu? 5 oldu. Hocam burası da 5. Hocam burası da 5. Hocam burası da 5 olduğundan buraya da 2 mi kaldı? Evet. Şimdi senden ne isteniyor? B noktasının hapsi isteniyor. E gel bakalım şuraya. B noktasının hapsi. Bir nokta isteniliyorsa da ne yapıyorduk? Eksenlere olan uzaklığına bakıyorduk. Bunun da eksene olan uzaklığına bakalım. Hop çizdin diki. Hocam zaten benden B noktasının hapsi isteniyor bu. Hadi ordinatla çiz. Zaten bu x ekseninde paralel ya. Tam bu paralelin devamı da dik olmak zorunda değil mi? Şu tarafa evet. Çünkü paralel ya paralel olduğundan dik olacak. Evet absimiz bu ordinatımız da burası yapıyor. Evet devamını getirdik. Ne oldu? Şurada arkadaşım burası 5 birim değil miydi? Şurası 5 birim değil miydi? Evet. Ya da bunun tamamı bak şimdi 5 birim burada 3 birim burada. Toplam burası 8 birim değil mi? Aynen öyle. E o zaman burası da 8 olacak. Ya da hiç bunu da yazmaya gerek yok. Şurası 4 birim değil mi? Evet o zaman burası da 4 birim olacak. 4, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgenden, burası da 3 oldu. O zaman B noktasının apsisi ya da direkt yukarıdaki 8 iken aşağıdaki de 8 de diyebilirdik. B noktasının absisi kaç yapmış oldu arkadaşım? Hocam baktığımız zaman 8 yaptı. Yani B noktası 8'e 4 yaptı. Absisi de böylelikle 8 yapmış oldu arkadaşım. Bu kadar basit. Şekli yorumla. Ama nasıl yorumluyormuşuz? Verilen bilgileri kullanarak. Bak şimdi şekildeki dik koordinat sisteminde bu bir kareymiş. E kareyi kullanan kardeşim. Kare olduğundan dolayı bir kere eşitleri yazmalıyız. Bir kere açılarımız kaçar derece 90'ar derece 90'ları yazmalıyız. Şöyle göstermeliyiz. Sonra başka ne demiş? Bak A noktası 4'e 0 verilmiş. A noktası 4'e 0 verilmişse. Hocam burada uzunluk kaç birim? 4 birim. E burası da 4, burası da 4, burası da 4. Eyvallah. D noktası da 2'ye 2 kök 3 verilmiş. Arkadaşım bir nokta verilmişse. Ne yapıyorduk? Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenleri olan uzaklarına bakacağız. Bak uzaklığına. Hocam şöyle hop şöyle hop şöyle çizince eksenleri olan uzaklara D noktası 2'ye kaçtı? 2 köküştü. Hocam burası 2'ye 2 köküç olduğundan dolayı apsisimiz 2. Burası da 2 köküçtür. Bak dikkat et ne çıktı burada? Hocam şurası da 90 derece. 2 ise 2 diye böldü mü? Böldü. Pisagor bağıntısı yapabilirsin. Yap Pisagor bağıntısını. Bazı arkadaşlar gördü ama olsun. Şuraya bir A de. Ben yine de yapayım. A'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı 2 kök karesi değil mi? E daha trigonometriden yeni çıktınız. Hangi üçgende dik kenardan hipotenüs, e, dik kenardan diğer dik kenara geçiş kök 3 kattı? Evet. 30, 60, 90 üçgende. Direkt burası 30, burası 60 diyebilirsin aslında. Ya da yap pisagorunu. Yap pisagorunu. A kare eşittir bu. A kare buradan 4 artı 12 eşit oldu. 16 eşit oldu. A da buradan 4 geldi. A madem 4 geldi. Hocam burası 4. E, aynı şekilde burası da 4 geldi. A 4 4 4. Ne çıktı burada? Eşkenar çıktı. Zaten açı isteniyor. Yaz açıyı 60 derece burası. E burası 60, burası 60, burası 60 oldu. E bunun tamamı 90'dı. Burası da 30 oldu. Bak dikkat et. Burada bir eşkenar çıkmış ya. Bununla bu birbirine eşit değil mi? 4'e 4. Evet. E bu bir ikizkenar üçgen. Tepe açısı 30 derece. İkizkenar üçgenin tepe açısı 30sa 180'den 30 çıkart 150. Bu iki açıya 150 kaldı. 150'yi 2'ye böldüğümüz zaman burayı buluruz. E bunlar da 75 75 oldu mu oldu. E alfa ile da 75'in toplamı 90 derece değil mi? Evet böylelikle alfayı kaç buluruz? 15 derece olarak buluruz. Örnek 12'nin doğru cevap böylelikle 15 çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 13'e. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde OB, OBC'ye eşit verilmiş. Şununla şu eşit verilmiş. Eyvallah. Bir de Ali Bey uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K verilmiş. Hemen yazalım. Burası K iken BD uzunluğu 2K. Şimdi bir noktada verilmiş. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa ne yapıyorduk? Eksenler olan uzaklarına bakıyorduk. Haydi bakalım eksenler olan uzaklarına. Hocam şu ve şu. Tamam. Şimdi burası 12. Apsimiz 12 olacak. Aklında bulunsun. E, ordinatımız da kaç olacak? 6 olacak. Burası da 6. Hocam 6 iken burası da 6 mı? 6. Aa hocam tamam buranın 12 olduğunu biliyorum. Aklımda bulunsun. Yani buradaki nokta 12 noktası. Hocam bak ne çıktı. 1'e 2 oranını kullanmalıyım. 1'e 2 oranını nasıl kullanabiliriz? Genelde oran çıktığında aç ortaylık varsa aç ortayı kullan. O ayrı bir konu ama yani benzerlik var mı diye bakarız. Ki var. Bak bu 90 derece. Burası da 90 derece değil mi? Şununla şu birbirine paralel değil mi? Evet. Yani şurada ne çıktı arkadaşlar? Bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebek. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. Soldan sağa 1'e 2. Hocam soldan sağa 1'e 2 oran varsa burada da 1'e 2 oran var. E o zaman burası A ise burası 2A değil midir? 1'e 2 orandan dolayı evet. 2A 6 ise A'yı kaç bulduk? 3 bulduk. E hocam burası B ise burası nedir? 2B'dir. Toplam 3B eşittir 12 olduğundan. Çünkü şuradaki nokta 12 noktası. B'yi de buradan kaç bulduk? 4 bulduk. B'de böylelikle 4 çıkar. Hatta burası da 8 çıktı. Bizden ne isteniyor? CD uzunluğu isteniyor. Hocam bak B'yi 4 bulduk. Şunlar birbirine eşitti. O zaman burası da 4. E tamamı 8'di. Buraya da 4 mü kaldı? Evet. Senden de şuradaki uzunluk isteniyor. Yani buraya da ne diyelim biz? M diyelim isterseniz. Burada bir Pisagor yaparsak M'yi de artık buluruz. Yani M'nin karesi eşittir. Nedir? 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Yani 10 artı 6 36 52 yapar. M de buradan kök 52 çıkar. Bu da 4 çarpı 13 olduğundan 4 ile dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 13 diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Evet örnek 13'ü böylelikle 2 kök 13 bulduk. Evet 8 sayı sorular nasıl zor mu kolay mı? Valla bence kolay. Ama zorlanıyorsanız eğer dik üçgen ve benzerliğe çalışın lütfen çok önemli. Bak gördüğünüz biraz önce kelebek çıktı. Şimdi gelelim buraya. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen ABCD karesinde A ve B noktaları verilmiş. Arkadaşım A 3'e 0'sa buradaki uzunluk 4'tür. B de 0 eksi 4 ise eksi 4 noktası ise burası bu uzunluk kaçtır? 4'tür. 3, 4, 5 üçgeni. Karenin bir kenarı kaç oldu? 5 oldu. Evet. Şimdi bizden D köşesinin koordinatları toplam isteniyor. Arkadaşım ne diyoruz sabahtan beri? Bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenlere olan uzaklarını bulacaksın. Aha da senden buradaki nokta isteniyor. E buradaki noktanın eksenlere olan uzaklarını bul. Hocam bir tanesi bu. Bir tanesi de bu diyorsunuz. Ya kardeşim şu köşegenin buraya dik olduğunu nereden biliyorsun sen? Belki o dik böyle gelecek, değil mi? Ama buradaki çizdiğim dik böyle Ali şekli biraz karıştırıyor ya. Bunu çizmeyeyim istersen ama aklında bulunsun. Şuradaki uzunluk ne kadar aşağıda olduğunu söyleyecek zaten. Ama buradaki uzunluk 4 bir eşit değil. Dikkat. Çünkü sen buradan çizdiğin şey böyle dik dörtgen olacak diye bir şey yok arkadaşım. E ne yapacağız? Burada hocam 90 var, 90 var, 90 var. 90'ların havada uçtuğu sorularda alfa beta'ya dalarsın kardeşim. Et o zaman dal o zaman. Alfa 90 beta yani alfa ile beta'nın toplamı 90. Hocam beta 90'sa burası da alfa oldu. Alfa 90 burası da beta oldu. A bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler 5 5 yani eşit olduğundan benzerlik oranı 1 yani eş üçgen oldu. E o zaman madem bunlar eş üçgen alfa'nın karşısı 3 alfa'nın karşısı burada da 3'tür. Beta'nın karşısı 4 ise burada da beta'nın karşısı 4'tür. Bak gerçekten de buradan çizdiğin dik buraya gelmiyormuş. Nereye geliyormuş? 3 birim aşağıda ya hop şuralara bir yere geliyormuş arkadaşlar. Neyse D noktasını isteniyordu bizden. Hocam D noktası ne yaptı? Bakıyoruz ki 7 birim sağda. Hocam 7'ye 3 birim aşağıda. 3 birim aşağıda ne var? Eksi 3 yok mu? Evet 7'ye eksi 3 noktası yaptı arkadaşlar. Örnek 14. Evet böylelikle örnek 14'ü 7'ye eksi 3 bulduk. Ama dik koordinat koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize. Yani bizden 7 ile eksi 3'ün toplamı isteniliyor. Kaç yapar? 4 yapar. Evet. Böylelikle örnek 14'ü bulduk. Ama anladınız olayı artık herhalde değil mi? Son iki soru arkadaşlar. Bakalım burada iyice kavrayacağız olayı. Bak şimdi bak bak bak. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen ABC'de dikdörtgeninde BC uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 2K verilmiş. Hocam burası K iken burası 2K verilmiş. A noktası 1'e 0 yani burası 1 diyor. D noktası 0'a 2 yani burası 2 diyor sana. C noktasının koordinatları çarpma. Hocam C noktası isteniyor. Ne yapıyorduk? Analitik düzlemde bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa eksenden uzaklarını bulacağız ama dikdörtgende öncelikle K verilmiş burası da 2K. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşım? Hocam eksenden uzakları şu ve şu. Şekil karışacak diye ben bu dikeyi çizmiyorum sadece. Şunu çizsem yeterli olacak. Sade olan şey. Bak şimdi. E hocam 90'lar havada uçuyor. 90 var 90 var 90 var. E dal alfa beta ya. Bak sınavında bununla alakalı soru çıkar. Ya bu ya biraz önceki eş üçgenle alakalı soru çıkar. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Aa hocam bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Tek yapman gereken benzerlik. Benzerlikte tek yapman gereken nedir? Aynı açının karşısındakiler oranla bak. Bak 90'ın karşısı k bölü 90'ın karşısı 2k. Ya ben kafadan yazabilirim de ilk başta kafadan yazayım istersen. Hocam 1'e 2 oran var. O zaman beta'nın karşısı 1 iken beta'nın karşısı 2'dir. Alfa'nın karşısı 2 iken alfa'nın karşısı 4'tür. Çünkü 1'e 2 oran olduğundan dolayı. Ya da ne dersin şimdi? Hocam burada beta'nın karşısı 90'ın karşısı k bölü 90'ın karşısı 2k benzerlik oranı. Beta'nın karşısı 1 bölü beta'nın karşısı a dersin. A'yı böylelikle kaç bulursun? 2 bulursun. Aynı şekilde buraya da b dersin. Burada benzerlik oranı k bölü 2k olduğunu biliyoruz. Alfanın karşısı 2 bölü. Alfanın karşısı B deyip de B'yi de böylelikle ne bulursun? 4 bulursun. E B'yi de 4 bulduk. Bu A 2 oldu. B de 4 olduysa eğer bizden istenilen nedir? C noktasının koordinatları çarpma. C noktasına bak bakayım. Kaç birim sağda? 4 birim sağda. Yani 4'e kaç birim yukarıda? Bu da 4 birim yukarıda olmuş oldu. 4'e 4 noktası yapmış oldu. O zaman Koordinatlar çarpımı ne yapacak? 4 x 4 de 16'ya eşit olacak. Dolayısıyla örnek 15'i böylelikle 16 bulduk. Ve geldik sanırım bu videonun son sorusuna. Bakalım gerçekten öyle mi? Evet son sorusu. Evet yine bir saati bulmadık ya. 46 dakika. Çok uzun olacak dedik ama en baştaki konuşma zaten biraz uzundu değil mi? Neyse 40 dakika gibi sürdü. Bir ders saati sürdü ya öyle düşünün. Geldik örnek 16'ya. Örnek 16'da da ne demiş Arkadaşım ooo ooo bak şimdi 3'e 5 noktası verilmiş hocam 3'e 5 noktasını nasıl kullanacağız şöyle 3'e 5 ya bu biraz kafa karıştıracak şöyle 5'in neresi olduğunu biliyoruz zaten biz değil mi yani burası <laughs> şurası 3 birim yani burası 3 birim şuranın da kaç birim olduğunu biliyoruz 5 birim olduğunu biliyoruz sonra 5'e 0 verilmiş burada eyvallah D noktasının ordinatı nedir diye soruluyor hmm, şuradaki ordinat isteniyor. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? X ekseni üzerinde ve 5'e 0 falan filan. Şimdi valla ben şuradaki uzunluğu kullanacağım ama buradaki uzunluk 5 birimi ben şurada kullanamam. Nasıl kullanabilirim? Şöyle bir dikdörtgen oluştursak arkadaşlar. Genelde dikdörtgen oluşturmayı dik üçgende çok yapıyoruz. Dik üçgen çalışırken görürsünüz zaten. Şunu şöyle çizsem. Hocam burası bak dikdörtgenden dolayı 5 ken 5. Hocam burası da 5 ken, burası da 5 olacak. Oo burası da 5. Kare oldu. Yani burası ne oldu? 2 oldu. Alfa beta'ya dalalım mı? Hadi dalalım bakalım alfa beta'ya. Alfa 90'lar havada düşüyor şöyle. Beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. E oldu? Şu üçgen ile şu üçgen benzer oldu. Bu benzerlikteki biz neyi bulacağız? D noktasının ordinatı isteniliyor. A ben şunun uzunluğunun 5 olduğunu biliyorum ya. Şuradaki uzunluğa A dersem A'yı bulursam benden ne isteniliyor? 5 eksi A isteniliyor arkadaşlar. Hadi bulalım bakalım A'yı. Bulalım. Ya da buraya a diyelim istersen. Bak şuraya bir a diyelim. Benden a isteniliyor. Şuraya da 5 eksi a diyelim. Tamam 5 eksi a ya. 5 ya. Buraya da 5 eksi a kaldı. E hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerliği uygulayalım. Hocam burada alfanın karşısı 3'ün. Yaz 3'ün. Buradaki alfanın karşısı 3'ün 5'e oranı eşittir. Betanın karşısı 5 eksi a'nın. Buradaki betanın karşısı 2'ye oranı. İşler dışlar. 6 eşittir. 25 eksi 5 a yaptı. Buradan 5A eşittir 20 19 yaptı. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 19 bölü 5 olarak buluruz arkadaşlar. D noktasının ordinatı isteniyor zaten bizden. D noktasının ordinatı da ne yapıyor arkadaşlar? Zaten burası D noktası 0A gibi bir şey. Bizden de A isteniyor. E A da kaç yaptı arkadaşlar? 19 bölü 5 diye çıkmış oldu zaten. Ya yani cevabımız 19 bölü 5 çıktı. Biraz dışarıda yaptığımız için bu hamleyi zor ama Bazen bazı çok çok zor sorularda bakın şimdi e, zor soru arayanlara da söyleyeyim biz kareleme metodu diyoruz böyle e, ya da dikdörtgenleme böyle dikdörtgen ya da kare sorularında böyle bir şey gördüğünüz zaman şurada şuradakini de göstereyim mesela şöyle bir şey gördüğünüz zaman kareleme metodu dışında şöyle bir kare de oluşturulabiliyor arkadaşlar yani nasıl şurada çizerek göstereyim ben size şuradan şöyle tam böyle bir kare oluşturun buradaki oluşan üçgenlerin hepsi karede mesela şey oluyor. Eş üçgen oluyor. Haberiniz olsun. Dikdörtgende de yapabiliriz. Dikdörtgende de o üçgenler sadece benzer oluyor. Biz buna ne diyormuşuz? Kareleme metodu. Ha ben burada D noktası istenildiği için D'ye aitlik çizdim sadece. Ama C falan da istenmiş olsaydı. C ile D arasındaki ilişki de istenmiş olsaydı bu şekilde o kareye ait kare içine alıp üçgenlerin eşliğini kullanıp ona göre işlem yapacaktım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet böylelikle bitirdik arkadaşlar. İlk videoyu bitirdik. Ben daha uzun bekliyordum ama bitirdik. Evet, özel dersimizi, ilk özel dersimizi bitirdik. Şöyle kendimi de büyüteyim ben şuradan. Heh bitirdik dersimizi. Umarım faydalı olmuştur. Devamı gelecek. Devamında da yine çok güzel şeyler öğreneceksiniz arkadaşlar. Ama size tavsiyemi sakın unutmayın. Bence bu videodan sonra bir bakın dik üçgende neler varmış ya da bir benzerlikte neler varmış. Böyle bir karıştırın arkadaşlar. Bir benzerlik kurallarına bakın. İşte özellikle alfa benzerliği çok çıkacak karşımıza. Ona bakın. Veya da diğer şeylere bakın. Dik üçgene bakın. Pisagor bağıntısına bakın. Orada nasıl bir hamleler yapıyorduk. Şöyle bir göz ucuyla baksanız iyi olur. Ama ben sorularda zaten size hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet gençler. Böylelikle ilk videomuzu hallettik. İlk özel dersimizi hallettik. İkinci özel dersimizde yani ikinci videoda ne yapacağız? İki nokta arasındaki uzaklıktan bahsedeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın